Gece erken, evet. Yani evet, bir Harun kardeşimize fabrikamızın emektar bir arabasını, pick-up'ını devrettik. Bundan sonra yolu açık olsun, tekerine taş değmesin. 7. noterde makinemizi sattık. Mersin noterini. Evet, Mersin noterde makinemizi sattık. Hayırlı uğurlu olsun. Şu da belgelerimiz. Evet. İşlem bitti. Şöyle el sıkışalım. Evet. Şöyle. Şurada. Hayırlı uğurlu olsun. Arabamızdan hayır gör. Büyük çift tekerlekli Ford Transit sattık. Uzun kasa. Uzun şasi. Onunla Samsun'da güzel satışlara imza atacak. Yolu açık olsun Harun kardeşimizin. Burası Mersin'in İstiklal Caddesi. Şurası Tevfik Sırrı Gür Lisesi. Mersin'in 1950 yılında yapılan bir lisedir. Taş lise derler. Şöyle bakın. Mersin eski valilerinden Tevfik Sırrı Gür'ün yaptırdığı stadyum, lise, buna benzer eserleri vardı. Orada mı okudun? Yok, ben burada okumadım da başka bir okulda okudum. Toros Koleji'nde okudum. İngilizce ağırlıklı. Bizim Bolat Çapa Makinalarının kurucusu Halit Bey Bolat'ın ilk dükkanlarından, daha doğrusu ikinci dükkandayım. Çünkü Tarsus'ta kuruldu ilk. Sonra Mersin'e 1970 yılında geldi babam. İleride bir dükkanımız var. Önce bir kirada oturdu. Kiralık bir dükkanda iş yaptı. Sonradan da buradaki dükkanı satın aldı. 1974 yılında. Oraya doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Mersin sokakları, evet. Okula bak, cıvıl cıvıl. Evet. Evet, babamız Halit Bey Bolat'ı 1974 yılında. Komşum merhaba. Arkadaşımız Türkiye'nin en ünlü YouTuber'larından öyle bir çekim yapıyor. Görüşürüz. Babamın 1974 yılında satın aldığı dükkan. Burası idi. Evet, Rizeli bir müteahhit. Evet, Mehmet Ali Kurtuluş yapmıştı burayı. Burayı babam zamanında 400 bin liraya satın aldığında peşin para aldı. Rize'den bir göçe sebebiyet verdi. Çünkü Mersin'de 4 bin liraya daire satılmışı duyan, dükkan satılmışı duyan Mersin'e bir şey oldu. Şu an Mersin'in birçok müteahhiti Rizelidir. Onların ilk adımları bizim belki dükkan sebebi oldu. Şu gördüğünüz köşe, şurayı Karadenizli bir müteahhit arkadaşımız yaptı. Şu an çok sayıda bir müteahhit var burada Mersin'de. Daha önce görmüştüm de değişmiş burası. Tabii şimdi burası gelişi oldu. Daha. Evet. Burası Beybolat Tarım Makinalarıydı. Evet, Mersin'den tüm Türkiye'ye selamlar. Ben Can Beybolat. Mülkiyet hali de size mi ait burası? Ha? Mülkiyeti, evet. Şimdi buradan bir şey geçelim. Şimdi burası dinlenme yeri. Buranın alt tarafı otoparktır. Çünkü çarşıya çok sayıda araba geliyor. Park edecek yer yok. Yeraltı garajı yapıldı. Burası Mersin'in çarşısı. Bunlar hep şeydir. Mersin'e özel bir tarzı. Gölgelik. Şu sistem bir Mersin'e özgüdür. Soğuk hava kanal değil mi? Evet. Yani bu Mersin'e ait derler öyle genelde. Tarz olarak Mersin böyle sundurma görüyorsunuz. Direkleri var. İleride buranın bir benzeri var. Eski tarihi olan yolu oraya göstereceğim. Gölgelikler. Mersin'in güneşi buldu. Haydi abi, hoş görüntü var abi böyle. Yazın. Az biraz daha kalabalık olsa. Evet. Amazon ormanları gibi olacak. Abi şunların tarihini bilmiyor şu palmiye ağaçlarının. Belki 80 yıllık mı diyeyim. Yani 100 yıllık mı diyeyim. Dev bir palmiye ağacı, palmiye ormanı diyebilirim. Şurası Atatürk evi. Atatürk Mersin'e geldiğinde burada kaldı. Az ilerisi Mersin Limanı, deniz tarafı.
Burası güzel değil mi? Evet. Buralar güzel yerler. Şurası çarşı, kuyumcuları, her türlü balık pazarı buralarda. Bak, binayı görüyorum. En yüksek binayı gördün mü? Onun dibinde otel var dibinde. Evet. Onunla ilgili bilgi verin. Otel var dibinde. Ali Üstay yapmıştı o inşaatı. Yerin 7 kat altına temel yapmışlardı. 50 katı bina deriz. Ben de orada evlenmiştim 46. katında. İnsanlar titreyerek çıkıyor. Benim için. Efendim? Pusula. Pusula evet. Binayı bakarak oteli buluyor oraya. Nirengi noktası mı diyorlar? Evet. Burası Singapur'dan Frankfurt'a kadar dünyanın en uzun binasıydı. Şimdi ne binalar yapıldı tabii ama 50 kat 175 metre ile Türkiye'nin en uzun binalarından. Gördün mü? Tam onun dibinde kalıyor. Mersin'in girişinden, Mersin'in Tarsus tarafına girişinden, Mersin'in Erdemli tarafına çıkışına kadar her yerden gözükür o bina. İşte burası da Atatürk evi. İçerisi müze. Şurası Mersin'in palmiye ağaçları dedi. Şunlar işte dedim size söyle bakın gölgelik. Yeni yaprak evet. Açıyor. Begonvil ağaçlarının serin gölgesiyle serin tutuyor tabi. Şunlar hep böyle şeydi. Buradan ben çocukluğumdan bizden daha önceleri de biliyor tabi. Mersin'in böyle yürüyüş yollarının gölgelikleri bu şekildedir. Gördüğünüz gibi. Şurası Atatürk Caddesi. Banka. Hızlıca koşayım. Gelim. Siz buralarda dolaşın. Buralarda. Telefonla konuştuğumuzda burada buluşuruz. Tam burada. Akşamları da. Arama karşıda. Akşamları güzel olur. Şöyle bir gezin mesela o tarafa doğru gidin. Şey orada Cumhuriyet Meydanı var. Orayı gezin mesela. Opera binası var. Parkur. Opera binası. Opera. Buradan benim gidiyorum. Siz bu tarafa yürüyün. Sonra orayı gezin. Tekrar burada buluşuruz. Ben 20 dakikada buradayım. Haydi bakayım ben bir bankaya gidip acil bir şey işlem yapacağım. 20 dakika sonra buradayız. Spor oraya. Garanti barikası. Hadi abi. Spor yapmaya bisiklet koyuluyor hem. Abi de otururuk güneşlenir. İtfaiye aracı. Ne güzel değil mi? Çok serin tutuyor yazın. Yazın. Geldiğinde burayı serin tutuyor böyle. Evet. Ağacın altına girdiğin zaman serinliği hissediyorsun. Mendel nedir? Belki portakaldır. Yazın çok serin oluyor. Yazın. Vay canına. Yüz yapıyormuş en fazla. Ama yüz yapmaz. Arka tarafında ekip oturacağı var. Tarihi bir araç. El frene bak kocaman bir şey. Dede dayağı gibi. Arka amblemi de farklı. Ra yazıyor plaka. Ra DR20. Karış kolunda şeylerle bak bir de. Belki orijinaldir bunlarda. Hala hava var durum. İlginç. Araca bakıyorlar demek ki. Metz Alman oluyor. Kitlemişler değil mi? Kapılar bile çalışıyormuş. Bu kadar sağlam. Burada ne var acaba? Depoları. Hortum depoları olabilir.